Ben 1968 kuşağındanım. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezuniyetimden 69'daki mezuniyetimden sonra açılan ilk sınav olan teftiş kuruluna girdim, Maliye Teftiş Kurulu'na. Maliye Teftiş Kurulu o yıllarda kamuda tercih edilebilecek, girilmek için hedeflenecek en iyi kurumlardan birisiydi. Açılan sınavı kazandım. 500 kişiye yakın bir grup girmişti yeni mezunlar içinde. 2 kişilik bir promosyon olarak biz teftiş kurulunda göreve başladık. Teftiş kurulu sınav sisteminin, kariyer sisteminin Türkiye'de örnek uygulamalarını gerçekleştiren bir kurul. Bu dönemde yani Maliye Bakanlığı zaten bir koordinasyon bakanlığı. Kurul mensuplarına kanunla verilen görevler pek çok kurumu aynı anda ilgilendiren konuları kapsıyor. Dolayısıyla müfettiş muavinleri fevkalade yoğun bir çalışma içinde, fevkalade disiplin içinde Türkiye'nin bizzat uygulamalı birimlerine giderek kurumlardaki finansal yönetimini, yapısını, sorunlarını yakından görüyor, izliyor ve 3 yıllık fevkalade zor bir sınavdan sonra da müfettiş oluyor. Ben bu süreçlerden geçtim. Yaklaşık yurt dışı stajı da dahil 8 yıllık bir dönemden sonra Hazine'de, o zamanki adıyla Hazmit'te görev aldım. Teftiş kurulunda birçok temel ilke var. Bu ilkelerden birisi teftiş kurulunda yetişme döneminden sonra mutlaka yönetici olacaksınız. Yönetici adayı olacaksınız. Türkiye'yi, Maliye Bakanlığı'nı ve Türkiye'nin önemli kurumlarını yönetmeye aday olacaksınız. Bu bir misyon olarak geliştirilmiş ve bizden önceki nesiller de, büyüklerimiz de, üstadlarımız da hep bize bunu empoze etmiştir. Bu heyecanla, bu gelişme, terfi etme, yönetimde daha üst kademelerde sorumluluk alma anlayışıyla Hazine'de başlayan görevim yaklaşık 14 yıl sürdü. Hazine'de genel müdür yardımcılığım var. Kamu finansmanını, kambiyo yönetimini, borç yönetimini, dış ekonomik ilişkileri, bütün Türkiye'nin önemli konularını yönetildiği birimleri birer ikişer yıllık dönemlerde yönetici olarak tanıma ve Türkiye'deki yönetsel sorunların, konuların içinde bir anlamda pişme sürecinden geçtim. Daha sonra yurt dışı görevinden sonra da Hazine'de genel müdürlükler yaptım. Araştırma Genel Müdürlüğü, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine Genel Müdürlüğü görevim var. Bu Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde devlet adına sorumluluk taşımak, yöneticiliğin bütün ciddi ayrıntıları içinde olmak ve bütün bu yetişkinliğin ve kazanımların devlet için, kamu için kullanımı konusunda başladığımız günden itibaren yaşadığımız bu heyecan hiç bitmedi, sönmedi. Daha sonra Hazine'deki görevim, müsteşar yardımcılığından sonra Maliye Bakanlığı'nda müsteşar olarak devam etti. Maliye tabii benim ilk ocağımdı. Çocukluğumuzun, gençliğimizin, heyecanlarımızın yaşandığı bir kurumdu. Maliyenin ve kamu yönetiminin, kamu maliyesinin sorunlarını algılama, yönlendirme, çözme konusunda maliye müfettişlerin geleneğinden gelen yöneticilerin, müsteşarların her birinin önemli katkıları olmuştur. Ben de Türkiye'nin o zor döneminde bu sorunlarla günü, gece, gündüz, mesai sınırı tanımadan her şeyinde çözümü için seferber oldum. Türkiye'nin ilk kendine özgü bir yeniden yapılanma, finansal yeniden yapılanma ve bütçe disiplini oluşturma konusundaki çalışmalarını birinci derecede sorumlu olarak üstlendim ve yürüttüm. Görevim gereği uluslararası kuruluşlarda yakın ilişki içinde oldum. Yani uluslararası finansal kuruluşlar nasıl yönetiliyor, buna Türkiye nasıl katılıyor? Buralarda maliye müfettişliği geleneğinden gelen yöneticiler pekala kimlikli, kişilikli, dik, ülkeyi doğru temsil eden insanlar olarak görev yapmışlardır. Ben de bu sistem içinde, bu yapı içinde benzer görevleri yürüttüğümü düşünüyorum. Sonuçta bu bakanlıklarda bu tür görevler işte belli bir dönem sonunda bitiyor.
1996 yılında ben de yaklaşık 25 yıllık maliye hazine hizmetinden sonra emekli oldum. Özel sektörde önemli görevler üstlendim. Maliyenin fetişliği özü itibariyle verdiği temel kültür, birikim, kamuyu, kurumları, yapıyı tanıma fırsatı yarattığı için fevkalade üst düzeyde bir yetişkinlik sağlıyor. Bu yetişkinlik, bu birikim, bu deneyim her işte, her kurumda sizi öne çıkaracak, sizi itibar edilen, güvenilen ve görüşlerine itibar edilen yönetici konumuna taşıyor. Bu anlamda biz sadece Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun bir yetişkin yönetici değil, bu eğitimi tamamlayan Tepiş Kurulu'nun adeta bir yöneticilik okulu sisteminden de geçerek ve olayların içinde, konuların içinde, kurumların içinde bu şeyleri, sorunları, konuları yöneterek gerçekten daha geniş çaplı bir yetişkin düzeyine kavuşuyoruz. Türkiye için Teftiş Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu dün olduğu gibi bugün de, yarın da gerçekten ahlaklı, yetişkin ve yönetime aday kişilerin, yöneticilerin ocağı olma özelliğini sürdürüyor. Bu ocak Türkiye'de gerçekten kamu yönetiminin ve onun devamı olarak da ekonomi yönetiminin, finans yönetiminin vazgeçemeyeceği nitelikte, özellikle kimlikte yöneticiler yetiştiren bir ocak. Türkiye'nin kamu yönetimindeki en güzide, en seçkin, en temel kurumlarından birisi. Ben şahsen kariyerimin bundan önceki dönemine baktığımda bu kurumun mensubu olmaktan, bu kurulun mensubu olmaktan, buradan feyiz almış olmaktan fevkalade mutluyum. Yaşamımın en özel boyutu bu kurumda aldığım eğitim, bu kurumdan aldığım temel terbiye, bu kurumdan aldığım etik değerler ve temel bilgilerdir diye düşünüyorum. Enteresandır tabii, burada bu tür görevleri genç yaşta üstlenen sorumlular devletin üst yönetimiyle, siyasi yönetimiyle çok yakın çalışma içinde oluyorlar. Bunlardan birisini anı olarak aktarmak istiyorum. 1992 yılı bütçesi hazırlıkları devam ediyordu. Daha önceki dönemden kalan Türkiye'nin bir bütçe dışı fonlar sorunu vardı. Yani yüzü aşkın fon, her birisi birer küçük hazine gibi oluşturulmuş. Herkesin cebinde birer hazineninkine benzer çek karneleri vardı. Her siyasi kişi, her bakan gücünü ve etkisini bu fonları kullanarak göstermek istiyordu. Bu hazine birliğini, bütçe birliğini önemli ölçüde dejenere etmiş bir yapıydı ve mutlaka çözülmesi gerekiyordu. Benim kişisel kanaatim, bunun tek bir düzenlemeyle bu fonların hepsini tek bir fona dönüştürüp hazineyle bağlantılı tek bir sistem haline getirmekti. Fakat bunu yapabilmek için çok ciddi bir siyasi uzlaşmaya ihtiyaç vardı. Bu sistemin yanlışlığını ve bunun bir şekilde elimine edilmesi gereğini benim anlatmam gerekiyordu hükümete ve Sayın Başbakan'a. Gece saat 12 idi. İşte ertesi gün bütçe sunulacaktı. Bağlı olduğum Sayın Bakan'la, Hazine Bakanı Sayın Çiller'le birlikte dönemin Başbakanı Sayın Demirel'in konutuna gittik Gülüş Sokak'ta. Saat 12'de gece uzun bir seyahatten dönmüş Sayın Demirel ve ben anlatıyorum bütçeyi, birliğini, hazineyi, sistemin eksilerini ve yarattığı sorunları anlatıyorum. 2 saatlik bir birebir tartışma ve değerlendirmeden sonra Sayın Başbakan dedi ki, iki fon hariç, yani fakir fukara fonu dediğimiz bu şeyle fon da Başbakanlığa bağlı, tanıtma fonu dışındaki bütün fonları tek bir fona dönüştürecek ve fiilen 100 küsur fonu tasfiyenin tasfiye anlamına gelecek ve IMF'nin deyimiyle finansal bir inkılap ya da devrim denebilecek bir düzenlemenin onayını Sayın Başbakan'dan sözlü olarak aldık. Gece geç saatte geldik ve buna uygun düzenlemeyi yaptık
ve 2002 bütçesiyle beraber Türkiye bu fon kargaşasından ve macerasından kurtuldu. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani Maliye Teftiş Kurulu ekolünden gelen insanlar kendilerini sadece kamu çalışanı ve memuru gibi görmezler. Üst düzeyde sorumlu insan olarak fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini her düzeyde, başbakan düzeyinde, cumhurbaşkanı düzeyinde, uluslararası platformlarda kendilerine duydukları güvenle, bilgiyle, donanımla savunur ve sonuçlanması açısından da gerçek bir profesyonel profili çizerler. Bu bir şeydir, yönetici modelidir. Bu modelin oluşmasında ve kamuya katkısında, kamu yönetiminin etkinliğinde, teftiş kurulunda verilen eğitim, teftiş kurulunda geliştirilmiş olan yapı ve bir anlamda ideal olma, iddiayı sonuna kadar sürdürme ama bunu yeterli bilgiyle, deneyimle ve kimlikle, kişilikle desteklemekle oluşan bir yapı.